İskitler. İskitlerin Dinyester Nehri'nden Hazar Denizi'ne kadar Kuzey Karadeniz'in bütün alanını kapladıkları anlatılmaktadır. Coğrafya olarak doğru bir tanım olmasına karşın İskitler bu alanın tümüne hakim bir vaziyette değil, parçalı bir konumda bulunmaktaydılar. İskitler bu coğrafyada bulunan Sarmatlar, Kimmerler ve Massagetler gibi sadece bir kavimdi. Aralarında çok büyük farklar bulunmasa da bu kavimler birbirinden ayrılmaktaydılar. Nitekim İskitler M.Ö. 8. asırda Massagetler ile girdikleri mücadele sonucu Volga Nehri'ni geçerek Kimmer topraklarına girmişlerdi. İskitler Kimmerlere karşı daha güçlüydüler. Bu sebeple Kimmerler kaçmak suretiyle Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girdiler. İskitler de bu kavimi takip ettiler. Netice itibariyle bu iki kavimin büyük halkınlarından en büyük zararı Urartu ve Assur krallıkları gördü. Bu iki muharip Bozkır kavimi yerleşik olan ve kısmen şehirli diyebileceğimiz bu krallıklara karşı çok güçlüydüler. Yıllar boyunca Anadolu ve Mezopotamya'nın çeşitli bölgelerinde mevcut siyasette etkili oldular. İskitler gerek Urartular gerekse Asurlular ile kendi çıkarlarına göre hareket ettiler. Bazen birine destek verirken bazen diğerine destek verdiler. Nitekim Urartu ve Asurlular tarih sahnesinden çekildiğinde İskitler onları yıkan uygarlıklar ile müttefik halinde hayatlarına devam ediyordu. İskitler bundan sonra ortaya çıkan Perslere karşı da düşman olmuşlardı. Persler İskitlere karşı birçok akın yapmıştı. Fakat İskitler geri çekilerek ve güçlü kalabalık Pers ordusuyla tehlikeli savaşlara girmeyerek bu akınlardan zararsız biçimde kurtulmayı başarmıştı. İskitler denilince adı fazlaca geçen isimlerden birisi de şüphesiz Tomris Hatun'dur. Gerçek bir karakter ve hükümdar olduğu kesindir. Fakat Tomris Hatun İskit kraliçesi olup olmadığı açık bir konu değildir. Pers krallığı Kyrios'un M.Ö. 529 yılında Tomris Hatun'un başında bulunduğu bir kavime karşı yenildiği ve öldüğü biliniyor. Fakat Tomris Hatun'un başında bulunduğu kavimin Massagetler olduğu da ileri sürülmektedir. Sonuç olarak Tomris Hatun için İskit kraliçesi tabirini kullanmak yanlış olacaktır. İskitler, Büyük İskender ve hatta ondan önce İskender'in babası zamanında da Makedonya krallığı ile düşman idiler. Zira İskitlerin batıdaki faaliyetlerini Makedonya'yı tehdit etmekteydi. Büyük İskender'in esas hedefi Persler olduğu için İskitler, İskender'in güçlü olduğu bu devirlerde çok fazla zarar görmeyerek yine ayakta kalmayı başardılar. Fakat M.Ö. 200'lerde İskit topraklarına başlayan Sarmat akınları sebebiyle yıpranarak dağılmaya başladılar. Buna rağmen birkaç asır daha tarih sahnesinde rol oynayarak M.Ö. 250'lerde bir Germen kavimi olan Gotlar tarafından yıkıldılar. İskitler, Bozkır'ın getirdiği şartlar itibariyle kelimenin tam manasıyla asker doğuruyorlardı. Sadece erkekler değil, kadınlar da at binmesini, yay çekmesini, kılıç kullanmasını biliyorlardı. Bir kadın en az 3 düşmanı öldürmeden evlenmeye uygun görülmezdi. En büyük silahları ok ve yaydı. Bundan başka Akinakes adlı kısa bir kılıç da kullanmaktaydılar. İskitler çoğu antik uygarlıkta görüldüğü üzere birçok tanrıya tapmaktaydılar. Ares, Tabiti, Abi, Papoios, Oi, Torios bu tanrılardan bazılarıdır. Herodot, İskitlerin Ares için tapınaklar inşa ettiklerini ve ona hayvanlardan başka 100 esirden birini de kurban ettiklerini söylemektedir. Bundan başka İskitler ölülerini dikdörtgen biçimli bir mezara gömerek huzura kavuştururlardı. Mezarın içerisinde hükümdarın atı, değerli eşyalarının yanında birkaç hizmetkar ve karısı da öldürülerek gömülürdü. İskitler sanatsal eserlerinde gümüş, altın ve bronz madenini işleyerek değerli eşyalar ortaya çıkartıyorlardı. Geometrik şekillerden çok daha keçisi, geyik, aslan, kartal ve balık gibi hayvan tafsirleri dikkati çekmekteydi. İskitlerin kökeni hakkında birçok görüş ortaya atılmıştır. İran, Hint, Avrupa, Slav veya Ural Altay kökenli oldukları bunlardan sadece ilk akla gelenlerdir. İskitler ile Hunlar ve Göktürkler arasında birçok adet, savaşçı özellikler, kullandıkları alet ve edevatlar, ölü gömme kültürleri ve dilleri gibi birçok benzerlik mevcuttur.
Dolayısıyla İskitlerin Türk olduğu bu benzerliklere dayanmaktadır. Netice itibariyle İskitler ile Hunlar ve Göktürkler arasında çok kuvvetli bir bağ olduğu açıkça görülmektedir.